Evet, şimdi bizim günlük hayatta yaptığımız herhangi bir eylemin Türk ceza mevzuatı bağlamında suç olarak tarif edilebilmesi için taşıması gereken belli koşul ve şartlar vardır. Yani benim yaptığım herhangi bir eylemin suç olabilmesi için TCK bir temel form ortaya koyar. Ne demek bu? Şimdi bir fiilin suç olması başka bir şeydir. Hukuka aykırı olması başka bir şey. İşin başında bu ayrımdan mutlaka bahsetmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu ayrım ana bağlamı ortaya çıkartan temel nüanstır. Mesela örneğin bir borç ilişkisinden bahsetsek. Mesela ben bir kira akdinden kaynaklanmakta olan mesuliyetim gereğince ödemem gereken kiraya zamanında yatırmazsam yaptığım eylem suç teşkil eder mi örneğin? Böyle bir soru sorsam. Yani kira akdinden kaynaklanan bir mesuliyetim var ve vadesi geldiği halde borç ödememiş ve yani kira yatırılmamış. Şimdi bu fiil hukuken suç değildir. Dikkat, suç değil. Fakat hukuka aykırıdır. Çünkü fiil, borçlar mevzuatından kaynaklanmakta olan bir mesuliyet gereğince, bir akitin kişiye vermiş olduğu, akdin kişiye vermiş olduğu bir hukuki görevi ifa etmemek demektir. Yani taahhüdün var fakat bunu ifa etmiyorsun. Bu borçlar mevzuatına muhalefettir. Hukuka aykırı davranmaktır. Ama suç demek, Türk Ceza Kanunu'na karşı gelmek demektir. Yani bir fiili suç yapan şey, Türk ceza mevzuatında suç başlığı altında ortaya konmuş olmaktır öncelikle. Dolayısıyla dikkat lütfen. Yaptığımız herhangi bir eylemin öncelikle suç olabilmesi için temelde kullandığımız üç ana unsur var. Bir, kanunilik, tipiklik. Yani iki, maddi unsur. Üç, manevi unsur. Benim yaptığım bir fiilin suç olarak tarif edilebilmesi için gereken şart mutlak surette öncelikle bu fiilin Türk Ceza Kanunu bağlamında suç başlığı altında ortaya konmasından kaynaklanır. Yani Türk Ceza Mevzuatı'nın 76. maddesinden başlamak suretiyle 243 madde sonuna kadar ikinci, yani genelde iki bölümdür. TCK iki kitaptır. İkinci kitap 76. maddeyle başlar. İkinci kitap özel hükümlerde tek tek suçlar ve cezaları tanımlanmıştır. Suç ve cezalar. Eğer sizin yaptığınız eylem bu ikinci kısımda ortaya konmuş olan suçlardan bir tanesini örnek teşkil etmiyorsa eğer bu fiile suç isnat edilmez yani yüklenmez. Yani yaptığınız eylemin bir hakim tarafından keyfen suç başlığı altında ortaya konma imkanı yoktur. TCK tarafından suç olarak tanımlanmamış bir fiile ceza tatbik olunmaz. Keyfi durum yaratılmaz. Bak, keyfi durum yaratılmaz. O yüzden de mesela evli bir çiftin aldatma fiili ortaya koyması halinde eylem medeni kanuna muhalefettir. Çünkü eşlerin en temel hukuki mesuliyeti sadakat borcu ifa etmektir. Aldatan eş sadakat borcu ifa etmeyerek medeni kanuna muhalefet göstermiştir. Bunun yaptırım boşanmak ve tazminattır. Fakat dikkat, suç değil, hukuka aykırı. Çünkü TCK'da zina, aldatma diye bir suç yoktur örneğin. Suç demek kanun tarafından tanımlanmış olmak demektir net. Kanun tarafından tanımlanmadığı sürece bir fiile suç isnat etme şansı hukuken mevcut değildir. Tipik ve dikkat lütfen. Yaptığınız eylem TCK'da ortaya konmuş olan suç tipine birebir uymak zorundadır. Benzerlik kafi gelmez. Ufak bir örnek vereyim. Ben mesela bir şahsın özel mülkiyetindeki eşyayı alsam, kendi menfaatimi sağlamak maksatlı çıksam, alıp çıksam, kendim kullansam veya satsam, elden çıkartsam neyse. Bu yaptığım eylem hırsızlık değil mi? Bir menfaat temini için başkasının kullanımındaki eşyayı almak demektir. Peki ben böyle yapmasam da o başkasına ait eşyayı kırsam ve çöpe atsam, bu yaptığım eylem bu sefer mala zarar vermektir. Bunlar iki farklı suç tipi. Hocam TCK'da suç tipleri tanımlanmıştır. Benim yaptığım eylemin cezaya tabi hale gelebilmesi için TCK'da tarif edilen suç tipine benzemesi yetmez. Birebir aynı olması lazım. Mutabakat net. Net. Neyse olur. O yüzden TCK'da kanunsuz
suç ve ceza olmaz, kıyas yapılmaz, neyse olur. Eğer kanun fiili suç başlığı altında ortaya koymadıysa, bu fiil suç olarak tanımlanmaz, ceza tahkikatına maruz bırakılmaz diyoruz. Evet, bu bir. Şimdi ikinci unsura geldim, maddi unsur. Maddi unsur hareket demektir. Yani suçun meydana gelmesi esnasında dışarıdan gözlemlediğiniz hadise demektir. Maddi unsur. Şimdi öncelikle suçun maddi unsuru ifadesinde belli muhatap dört ana unsur var. Bir, suçun faili, yani fiili yapan, suç konusu eylemi ortaya koyan şahıs, fail veya kimse. O fail tarafından yapılan fiil, hareket, bu hareketin ortaya çıkarttığı netice, neticenin kendisi üzerinde ortaya çıktığı muhatap yani mağdur ve hareketle fiil arasında ortaya çıkan illiyet bağı. Bakın, suçun maddi unsurundan bahsettiğimiz esnada şu beş kavramı ifade ettim. Bir, fail, taşı atan, fiil hareket, taşın atılması, icra. Üç, netice, mağdur, taşın kendisine doğru kuvvet uyguladığı kimse, mağdur. Netice, taşın kendisine isabet ettiği şahsın başının yarılması, yaralama ve illiyet bağı. Muhatabın başında ortaya çıkan kanamanın sebebi attığın taşın isabet alması mıdır? Taş ve isabetle ortaya çıkan fiziki tahribat, illiyet bağı, neden sonuç ilişkisi var. Bunların toplamına biz maddi unsur diyoruz hukuken. Şimdi bir, fail. Şimdi Türk Ceza Kanunu bağlamında kural gereğince herkes bir suça fail olabilir. Herkes. Değil mi? Her insan. Fakat TCK'da ortaya konan bazı fiiller söz konusu olduğunda bu fiiller herkesin failliğine imkan vermezler. Ne gibi? Bizim bunlara verdiğimiz bir isim var. Mahsus fiiller. Özgü suç diye. Mesela bazı fiillerde muhatabın ceza hükmüne tabi hale gelebilmesi için gereken koşu sadece fiili yapmış olmak yetmez. Fiili yapan muhatabın o suça fail olabilmesi için aynı zamanda belli vasıflara talip olmak gerekir. Bir örnek vereyim. Zimmet diye bir örnek var, görüyorsunuz. Zimmet. Şimdi zimmet bir kamu görevlisince kamusal maksatlı bir eşyanın ve parasal kazancın devir olgusunu inkar etmek veya devir maksadının dışında kullanmak, tasarruf etmek demektir. Örneğin ben bir devlet memuruyum. Hesaba geçilmesi için bir para aldım amirimden. Fakat parayı hesaba geçmek yerine bir menfaat tasarrufuyla gittim, parayı bir şahsi işim için harcadım. Bu yaptığım şey zimmettir. Dikkat. Aynı şeyi ben yapsam, ben devlet memuru değilim şu an. Bir dostum bana bir süre muhafaza etmeye maksatlı bir parasal değer verse, ben de parayı muhafaza etmek ve saklamak yerine gidip harcasam, benim yaptığım şey zimmet değildir. Bu güveni kötüye kullanmak demek. Bu başka bir suçtur. Niçin bakınız? Bakın, niçin? Çünkü ben devlet memuru değilim. Zimmetin ortaya çıkabilmesi için gereken şart, bahsettiğim fiilin kim tarafından yapılmasıdır? Kamu görevlisi. Gördünüz mü? Fiilin kendisi yetmez. O yüzden mesela benim zimmet suçundan mahkumiyet giyme şansım hukuken mevzu bahis değildir. Ben asla, bakın ben asla örneğin bu anlamda zimmet fiilinden mahkumiyet giyemem. Çünkü benim hukuki bakımdan vasfım kamu görevlisi olmak değildir. Bir. Bunlara verdiğimiz ad özgü suçlar. İki, mağdur, az evvel gördük. Suçun kendisi üzerinde ortaya çıktığı, suçun doğrudan doğruya menfaatine zarar verdiği, muhataba verdiğimiz ad mağdur demektir. Suçun doğrudan doğruya kendisi üzerinde ortaya çıktığı ve bakın suçun doğrudan doğruya kendisi üzerinde ortaya çıktığı maddi sonucun ortaya çıktığı muhatap mağdurdur. Bu arada mağdur illa bir insan teki olmak zorunda değildir. Az evvelki örneğe dikkat. Şimdi mesela adam yaralama fiili ortaya çıksa mağdur bir insandır. Fakat az evvelki örneğe dikkat. Zimmet fiilinde mağdur kimdir?
devlettir. Mesela çevreyi kasten kirletmek fiili ortaya çıksa, örneğin bir kuru yük gemisinin boğaz hattı içinde açık denize çıkmadan atık sularını suya boşaltmasında mağdur toplumdur. Örneğin. Bakınız. Dolayısıyla mağdur illa bir insan teki olmak zorunda değildir. Suça göre değişir. Bu mühimdir. Ama şunu asla unutmayalım lütfen. Bir kimse aynı anda aynı suçun hem faili hem mağduru olamaz. Aynı anda. Bu mümkün değildir. Mesela askerden erken terhis olmak için kendisine fiziki bir zarar vermeyi düşünen bir askerin bilerek ve isteyerek kendi arzusu ve kastıyla mesela parmağını kesmiş, kolunu kırmış. Bu fiilde fail kim, mağdur kimdir? Fail askerin kendisiyken mağdur silahlı kuvvetler, yani devlettir. Muhatap yaptığı eylemle TSK'yı bir kişi eksik bırakmak suretiyle devlete bir maddi kayba maruz bırakmıştır. Dikkat! Görevi ihmali ortaya koyarak. Bir kimse aynı anda aynı suçun hem faili hem mağduru olamaz diyoruz. Üçüncü ifademiz maddi unsurun tarifinde kullanmakta olduğumuz hareket. Şimdi hareket ifadesinden kastımız nedir? Hareket, dış dünyada ortaya çıkan irade insan fiillerinden bahsetmek demektir. Dış dünyada ortaya çıkan irade insan fiilleri. O yüzden hayvan saldırısında ortaya çıkan fiil hareket değildir. Çünkü hayvanın zaten şahsiyeti yoktur. Ceza mahkumiyet giymez değil mi? Hayvanın bir maliki varsa eğer, malikin sevki ortaya çıktığında zaten ceza mahkumiyeti kim giyer? Sahibi giyer. Sahibi örneğin köpeğini sana saldırtmış. Burada zaten fail köpek değil, sahibidir. Örneğin. Ama sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldınız. Maalesef çok sık yaşadığımız bir olay artık. Burada bir hareket yok aslında. Çünkü bir insanın iradi bir fiilden bahsetmiyoruz. Hayvanın ortaya koyduğu refleksiyon bir dürtüdür ve güdüsel bir hareketlenmeyi tanımlar. İradi değildir. Yani hayvan çünkü. İrade kastında ortaya çıkmaz. Hareket, insani fiiller. Ama şunu asla unutmayalım. İlla aktif olmak gerekmez. Yani bunlar aslında daha derin kavramlar ama bunlar bir kısa tanıtım dersi olduğu için çok detay üzerinden çok fazla sizi yormak istemiyorum. Ama şunu ifade etmemde fayda var. Hareket mutlaka bir fiil ortaya koymak gerektirmez. Pasif kalmak da bir harekettir. İhmal örneği. Bir kavram da var. Mesela bir vazife, örneğin mesai saatleri esnasında bir devlet memuru eğer, örneğin tanzim etmesi gereken bir evrak var. Bu evrakı da uğraşmıyor. İmza atmıyor neyse. Mesai esnasında vazifesini ifa etmeyen devlet memuru, bakın bir şey yapmıyor bu sefer. Çalışmıyor örneğin. İhmal suretli bir problem var. Buradaki hareket ihmal üzerinden sağlanır. Ya mesela görev ihmal var. Memurun yaptığı gibi. Değil mi? İcra bir şey yapmak demektir. Yapmaman gereken şey yapmak, ihmal, yapman gereken şey yapmıyor olmak demektir. Mesela yaralamak, icra etmektir, bir şeyi yapmak. Malı çalmak, icra etmektir. Dolandırmak, aldatmak, icra etmek örneği. Birinden menfaat sağlamak maksatlı kendisini aldatmak demek, dolandırmak, icra etmektir. Hareket, icraî olabilir, ihmali gerçekleşebilir. Ve tabii nedensellik bağı. Yani ortaya çıkan neticeyle benim yaptığım eylem arasında mutlak surette bir ne olmak zorunda arkadaşlar? Az evvel de bahsettiğim şey illiyet bağı. İlliyet bağı ifadesinden kaçtığımız neden sonuç ilişkisidir. Yani ortaya çıkan netice benim yapmış olduğum fiilden kaynaklanmak zorundadır. Eğer bağıntı ortaya çıkmazsa muhatap yapmış olduğu fiilden sorunlu hali tabii ki değil mi? Gelmeyecektir. İlliyet bağının kesilmemesi lazım. Mesela ben şahsı öldürme kastı üzerinden kendisine zehir verdim. Fakat zehir daha tesir etmeden muhatap bir başkasınca öldürüldü silahla. Ortaya çıkan ölüm benim yaptığım fiilden mi kaynaklandı? Hayır. Araya ikinci bir hareket girip illiyet bağını kopardı. Mesela bana teşebbüsten mahkumiyet verirler. Fiil yarım kaldığı için. İradem dışında, teşebbüsten. Ölümden ikinci fiili yapan muhatap ceza alır. Dikkat! İlliyet bağı demek, ortaya çıkan netice ile benim yaptığım eylem arasında bir neyin varlığıdır? Sebep-sonuç ilişkisi ortaya koymak demektir.
Bu sebep sonuç bağlantı ortaya çıkmazsa eğer muhatap söz konusu neticeden sorun addedilmez. Geldik manevi unsur. Kusur. Bu çok ehemmiyet taşıyan bir alandır. Manevi unsur aslında suçun meydana gelme sürecinde zihinde olup bitenler demektir. Yani zihinde olup biten şey. Şimdi bu ne demek? Bunu şöyle ifade etmemizde fayda var. Şimdi aslında suç adını verdiğimiz kavram iki şekilde gerçekleşir. Bunun alt başlıkları yok değil, evet var. Ama aslında suç adını verdiğimiz şey iki başlık altında ortaya çıkar. Kast ve taksir. Ne demek kast? Kast bir fiili neticesini bilmek ve istemek suretiyle ortaya koymak demektir. Bir fiili neticesini bilmek ve istemek suretiyle ortaya koymak demektir. Kasıt. Bilmek, bu eylemi yaptıktan sonra ortaya çıkacak neticeyi hesaplamak demektir. İstemek, bunu arzu etmek demektir. Mesela tetiğe bastığında çıkan merminin muhataba isabet almak suretiyle onu öldürebileceğini akledebilecek bir muazenem var. Bu bilmek demek. Ve bunu istiyorum da tetiğe bastım. Şahıs öldü. Kasıt var. Buna kast diyoruz. Şimdi kastın kendi içinde kullandığımız farklı örnekleri var ama biz en temel ayrımından bahsedeceğiz. Şimdi kast temelde iki bağlamda kendisini gösterebilir. Bunlardan bir tanesi doğrudan kast, bir tanesi ise olası kasttır. Doğrudan kast az evvel aslında bahsettiğimiz kastın temel örneklerini ifade eder. Doğrudan kast aslında kastın temel örneğidir. Yani doğrudan hedeflenmiş bir muhatap üzerinde istenen bir neticeyi ortaya çıkartmak demek, bilmek ve istemek. Standart. Malı çalmak, hırsızlık yapmak, eve girmek neyse. Fakat olası kast adını verdiğimiz özel bir durum var. O da şudur. Olası kast istenmeyen bir neticeye sonucunu öngörmekle beraber sebebiyet vermiş olmak demektir. Fakat nasıl? Ortaya çıkacak sonucu kabullenmek ve göze almak suretiyle. Dikkat! Olası kastı artık muhatap neticeyi istemiyor aslında. Zaten istiyorsa doğrudan kast derdik. İstenmeyen bir netice var. Fakat muhatap bu neticeyi istemediği halde yapmış olduğu fiilden bu neticenin ortaya çıkabileceğini öngörüyor. Öngördüğü halde kendisini frenlemeyerek, sakınmayarak fiil yapmaya devam ettiğinden sonucu kabullenmiş ve göze almış demektir. Sonucu kabullenmiş ve bakın göze almış demektir. Muhatap. Mesela diyelim şahıs, ben A şahsını vurmaya niyetlendim. Hedefim A şahsı. Silahı doğrulttum. Ateş etti. Fakat kurşunlar A'ya bile B'ye geldi. Ve sadece B'ye geldi. Yanında oturan B'ye geldi. Şimdi benim hedefimdeki muhatap A. Eğer suç doğrudan A üzerinde ortaya çıksaydı buna doğrudan kast derdik. Fakat kurşunlardan bir kısmı hemen yanında oturan B'ye isabet aldı ve B hayatını kaybetti örneğin. Şimdi benim niyetim B'yi öldürmek değildi. Doğrudan kast yok. Fakat B fiziki temas halinde A'nın yanında olduğu için kurşunların B'ye gelme ihtimali fiziken var mı? Evet var. Peki ben buna rağmen kendimi sakınmayarak fiil yapmaya devam mı ediyorum? O kadar öfkeliyim ki A'ya düşmanıma. Hiç gözüm görmüyor. Hukukun nazarında mantık şöyle işler. Eğer şahıs bu şartlar ortaya çıkmakla beraber fiziken kurşunların B'ye gelme olasılığı ortaya çıktığı halde bu fiil yapmaya devam ediyorsa sonucu göze almış, kabullenmiş demektir. Yani olursa olsun bakışıyla meseleye bakmış demektir. Dolayısıyla muhatap ikinci yapmış olduğu fiilden olası kastla adam öldürmekten mahkumiyet giyecektir. Tabi bu durum doğrudan kasttan daha az bir ceza müeyyide gerektirir. Olası kast doğrudan kastın cezasını azaltan bir sebeptir. Olası kast doğrudan kastın cezasını azaltan bir sebeptir. Suç arkadaşlar aslında kasten yapılan bir şeydir. Suç aslen kasten işlenir. Suç doğası gereğince kasten yapılan bir şeydir.
Fakat TCK'daki bazı fiiller, bunları TCK tek tek yazar. TCK'daki bazı fiillerde muhatabın kastı olmasa bile suç işleme imkanı söz konusu hale gelir. Bunlara verdiğimiz bir isim var, taksir diyoruz. Taksirin kelime anlamı keserek, kusur demek, taksir. Şimdi taksirin mantığı şu cümle, istenmeyen bir neticeye muhatabın kendisinden beklenmekte olan yasal dikkat ve özen göstermeyerek sebebiyet vermek demektir. Yani muhatap istenmeyen bir netice var. Zat istiyorsa doğrudan kast deriz. İstenmeyen bir neticeye muhatabın kendisinden beklenmekte olan dikkat ve özen göstermeyerek sebebiyet vermek demektir. Unutmayalım, suç aslen kasten yapılan bir şeydir. Taksir istisnai bir haldir. TCK'da hangi suçların taksirle ortaya çıkabileceği tanımlanmıştır. Mesela mala zarar vermenin taksiri olmaz. Hırsızlığın taksiri olmaz. İstismarın taksiri olmaz. Yaralamanın olur. Öldürmenin olur bakın. Çevreyi kirletmenin olur. Ancak TCK'nın tarif ettiği fiillerin taksiri olur. Muhatap daha dikkatli olsa engelleyebilecekti. Kendisinden beklenen dikkat ve özen göstermediğinden sonuç ortaya çıktı. Muhatap sonucun ortaya çıkabileceğini öngöremedi. Daha dikkatli olsa öngörebilirdi. Yani daha dikkatli olsa kendisinden beklenmekte olan dikkat ve özeni gösterseydi eğer, ortaya çıkacak neticeyi engelleyebilecek vaziyetteydi. Ama dikkatli ve özenli olmayarak ihtiyatsız davrandığından öngörülemeyen netice ortaya çıktı. Daha dikkatli olsa öngörebilirdi. Bu taksir, buna biz diğer adıyla bilinçsiz taksir diyoruz. Basit taksir. Normalde kanun bilinçsiz demez, direkt taksir der. Biz bu ayrımda buna bilinçsiz diyoruz. Bilinçsiz taksir, basit taksir. Normalde TCK'nın ifade ettiği taksir bu. Yani pervazın önüne bir ufak saksı koymuşum. Dar bir alan, daha dikkatli olmam gerekiyordu. Fakat rüzgarın tesiri üzerinde saksı düştü. Şimdi o alan koruyucu yönünde bir yani bir koruyucu menfezi yok önünde herhangi bir yani doğal etki üzerinden düşme ihtimali olası. Buna rağmen dördüncü kattayım. Onu oraya koymak gereken dikkat göstermemiş vaziyetteyim ve düştü, birinin kafası yarıldı. Sonucu hani öngöremedim. Daha dikkatli olsam öngörme şansım vardı ama ben öngöremedim ve çok biraz rahat davrandım ve koydum oraya. Değil mi? Bu taksir basit. Bir de taksirin cezasını artıran bir özellik var, bir hal var. Buna verdiğimiz ad bilinçli taksir demektir. Olası kasta çok benzer, farkını söyleyeceğim. Bilinçli taksir yine istenmeyen bir neticeye, şahıs ortaya çıkacak sonucu, neticeyi öngördüğü halde, muhatap ortaya çıkacak olan sonucu öngördüğü halde, sebebiyet vermiş olmak demek. Olası kasttan farkı ne? Fark şu. Bilinçli taksirde muhatap yapacağı fiilden söz konusu olan neticenin ortaya çıkabileceğini öngörür. Fakat gerçekleşeceğine inanmaz. Kendisine güvenir. Yaptığı işe inanır. Nasıl olsa bir şey olmaz der. Olası kastı muhatap neticeyi kabullenmekte, olursa olsun rahatlığı üzerinden hareket etmekteydi. Ama bilinçli taksirde muhatap sonucu tahmin etmekle beraber yaptığı eylemden bu sonucun ortaya çıkmayacağını düşünür. Umar, inanır. Genelde mesleki alışkanlık da ortaya çıkar. Şöyle bir örnek versen. Araba sürüyorsunuz. Adam şoför çok derece mahir bir isim. Yani kendince arabayı iyi kullandığı kanaatinde biraz hız yapmış durumda. Kimseye çarpmak istemiyor aslında. Öyle bir niyeti yok fakat ve kimseye çarpmayacağını düşünüyor. İnanıyor, ben iyi şoförüm. Bir sıkıntı olmaz diyor. Kontrolü kaybetmem. Makul bir insan değil mi? Belli bir hız haddi aşıldığında birine çarpabileceğini öngörür. Yani daha dikkatli olması halinde makul bir insan öngöreceği bir halden bahsetmekteyiz. Fakat muhatap öyle güveniyor ki kendisine, inancı tam seviyede. Yani nasıl olsa bir şey olmaz rahatlığında. Bir şey olmaz ya. Diyor fakat bir anda diyelim kontrolü kaybetti ve bir kişiye çarptı. Neticeyi istemiyor fakat ortaya çıkan neticeyi öngörme imkanı olmakla beraber öngördüğü halde rahat ve inanarak davranıyor.
Nasıl olsa bir şey olmaz diyor. Ortaya çıkan sonuç bilinçli taksirle adam öldürmektir. Ve muhatabın cezası taksirle verilecek ceza arttırılır. O zaman şöyle söyleyebiliyoruz. Doğrudan kast bir nevi şu ünlemde bulunmak demek, şunu ünlemek demektir. Olsun, ölsün, kırılsın. Olası kast olursa olsun, kırılırsa kırılsın demektir kabullenmek. Bilinçli taksir nasıl olsa bir şey olmaz ya gevşekliği ve rahatlığı. Basit taksir nasıl oldu ya şaşkınlığı. Öngöremedim yani hiç. Ya abi sen nereden çıktın? Ben o taşı bir kuşa hayvana atmıştım. Sen nereden çıktın ya? Ben işte kekliği ateşlemiştim. Sen nereden çıktın abi? O çalılıkta sen mi vardın? Basit. Ama sen geç bakayım bir karşıya şöyle. Şu elmayı da kafana koy bakayım. Ben iyi atıcıyımdır. Attığımı vururum. Sakin ol, endişe etme. Bu benim işim. Doğrulttun, tetiğe bastın fakat muhatap omuzundan vuruldu. Bilinçli taksir. Nasıl olsa bir şey olmaz rahatlığı var kendine güvendiğin için diyoruz. Ve unutmayalım, olası kast, kasti fiilin cezasını azaltırken bilinçli taksir, taksirli fiilin cezasını artırır. Olası kast, doğrudan kasıtla işlenecek fiilin cezasını azaltır. Bilinçli taksir, taksirle işlenecek fiilin cezasını arttırır diyoruz. Böylece sınav bağlamında kullandığımız en ehemmiyetli bölümün ana çerçevesini tarif etmiş olduk. Ana hatları ve anahtar kavramlar üzerinden. Böylece bu dersimize artık son verme noktasına gelmiş bulunuyoruz. Umarım yeni dönemde beraber oluruz ve dersimizi daha geniş ve teferruatlı bir bağlam içerisinde sorulardan da takip etmek ve pekiştirmek suretiyle birlikte işleme şansı elde ederiz. Herkese mutlu bir akşam, mutlu bir zaman dilimi ve güzel bir ders çalışma süreci temenni ediyorum. Sevgiyle kalınız. İyi günler.